Merhaba arkadaşlar. Bugün size Thomas Taylor'ın yazdığı Gargantis kitabını anlatacağım. Bildiğiniz kadarıyla bir önceki çekimlerinde Kara Kasvet ve Malamander kitabını anlatmıştım. Bu kitap Kara Kasvet'ten bir önceki kitap ve Malamander'in devamıdır. Bu kitap genç Timaş yayınlarındadır. 2021 yılında basılmıştır. 367 sayfadır. Ve bu kitapta fantastik, macera, efsane vardır. Bu kitap bir romandır. Bu kitabın ana karakterleri Harvey, Herbert Lemon, Violet Parma, Bay Yumuşakça, Lady Kraken, Kapşanın Adam, Sebastian, Yılan Balık, Abodia, Balıkçılar ve Amber, Boz Kehribar. Bu kitabın ana konusu Harvey'nin ve Violet'in efsane bir canavar olan Gargantis'i aramalarıdır. Ve bu canavar kasabaya depremler yaratır. Ancak bu canavar yararlı mıdır, zararlı mıdır? Veya balıkçılar mıdır? Ve balıkçıların deyişiyle Gargantis uyur, kasaba durur. Gargantis uyanır, uyanır. Kasaba sallanır ve deniz her şeyi yutar. Yoksa tam tersine. Bu kitabın ana fikri hiçbir zaman hiçbir şekilde önyargılı davranmamaktır. Neredeyse Thomas Taylor'ın yazdığı bütün kitaplarda Thomas Taylor bunu anlatmaya çalışmaktadır. Burada her zamanki gibi kötü karakter, bazı karakterleri bir şey hakkında yalanlayıp ondan sonra o şeyi kötüye çevirmeye çalışıyordur. Ve eğer bu şekilde yaklaşmasalardı, gizemleri doğru bulup çözselerdi, belki ama belki bir yeri kötü sonla bitmeyebilirdi. Tabii ki de iyi sonla bitti ama iyi şeylerde de bitebilirdi. Bence bu kitabın bütün serisini, Malamander'i, Gargantis'i ve Kara Kasvet'i size çok öneriyorum. Thomas Taylor'ın yazdığı kitaplar hem birazcık fantastik, korkutucu ve aynı zamanda duygusal oluyor. Görüşürüz.